Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. O birinci lema, altıncı nükte. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş. Küllü bid'atin dalale ve küllü dalaletin finnaz. Yani el yevme ekmeltü leküm dineküm sırrıyla kavaid-i şeriatı garra ve desatiri sünneti seniyye tamam ve kemalini bulduktan sonra yeni icatlarla o düsturları beğenmemek veyahut haşa ve kella nakıs görmek hissini veren bid'aları icat etmek dalalettir, ateştir. Sünnet-i seniyenin meratibi var. Altıncı nükte, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş. Küllü bid'atin dalale. Her bid'et insanı delalete götürür. Her bid'et. Tabi buradaki bid'et denmezse yani ihtikat da Allah korusun. İhtikata ait bazı bir şeyleri ehledin mi o insanı delalete götürür. İhtikat da yani küllü bid'etin dalaleti. Yani mesela işte bir hadis-i şerif var da Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki Yahudilerin Yahudiler değil 71 firkaya ayrıldılar. 71 firka. Hristiyanlar da 72 firkaya ayrıldılar. Hristiyanlar. Benim ümmetim de 73 firkaya ayrılacak. He ya. O 73 firkanın küllühüm finnar İlla vahidun. Hepsini arayacağız. İlla biri değil. Men hiye ya Resulallah sormuşlar. Ona kim? Ve ben ve benim sahabemin izinde gelenler. Ha. Onlar diyor yani. Ehli sünnet ve cemaat mezhebi. Adı ne kadar güzel. Ehli sünnet yani. Ne kadar hoş bir isim. Yani. Ehli sünnet ve cemaat. Yani ne kadar hoş. De buradaki delalet yani itikat da. İşte efendim o 72 firka hep bu şeye girmişler yani bu delalete. Efendim Cebriyeciler var bunun içerisinde. Mu'tezile var. Efendim daha Mürciye var. Çok bile isimleri var. Bunlar çoğusu da artık kökleri kesilmiş yani. Bir şeyler kalmış yani. Şöyle hep şöyle kökleri kesilmiş gitmişler yani. Ehl-i sünnet vel cemaatin izahları karşısında, delilleri karşısında hep bunlar erimiş gitmişler. Ehl-i sünnet cemaatine öyle bir bereket Allah ihsan etmiş ki şimdi dünya onlarla dolu Müslümanlar için ehl-i sünnet. Pakistan hep ehl-i sünnet. Değil mi? Hindistan'ın birçok yeri ehl-i sünnet böyle Allah'a şükür. Türkistan ehl-i sünnet. Buharalar, Semerkantler. Bak Allah Allah. Ehl-i sünnet ne kadar bir bereket Allah ihsan etmiş yani. Ehl-i sünnet ya. Yani değil mi? Buradaki bidet denmezse işte ihtikatta bidet yani. İhtikata bidet sokanlar, bidet sokanlar Allah korusun. Ama bir de bidet var ki ona bidet-i hasene diyor. Güzel yani güzel bidet-i hasene. Mesela diyelim Peygamberimiz zamanında minare yoktu yani. Ama minare ne oldu? Bidet-i hasene da İran yerine mesela değil mi yani? Birçok şeyle böyle insanın dünyasına, ahiretine faydalı olan şeylere bir de bidet-i hasene diyor yani. O bakımdan onun için küllü bidetün delaletün. Ama ve küllü delaletün finnar. Bidetteki delaletler de hep narda. Nara gidiyor evet. Oldu mu? Niye? Çünkü burada Cenab-ı Hak buyuruyor ya, el yevme bugün ekmeltü, ben ismet ettim, leküm size din eşim, din ismet için daha başka bir şeyden bir şey aramayın. Peygamberimiz din ismet ettikten sonra daha dünyasına bir işi kalmadı yani. İşini gördü, dünyasını değişti. Değişti, elhamdülillah. İslamiyet, güneş gibi her şeyi berrak, hep ortaya getirdi Allah'a şükür.
sırrıyla kavaid-i şeriat-ı karra, şeriatın kaideleri, kanunları, düsturları ve desatir-i sünnet-i seniyenin tamam ve kemalini bulduktan sonra, evet, sünnet-i seniyenin düsturları da kemalini bulduktan sonra yeni icatlarla o düsturları beğenmemek veyahut haşa ve kella nakıs görmek hissini veren bidaları icat etmek dalalettir, ateştir. Sünnet-i seniyenin meratibi var. Bir kısmı vaciptir, terk edilemez. O kısım şeriat-ı garrada tafsilatıyla beyan edilmiş. Onlar muhkemattır, hiçbir cihette tebeddül etmez. Bir kısmı da nevafil nevindendir. Muhkemetten olan ne işte, mesela namazlarımız, efendim oruçlarımız, mesela zekatlarımız, bunlar zaten belli. O dediği o yani. Evet. Birincisi o. Bir kısmı vaciptir, terk edilmez. Evet. O kısım şeriat-ı garrada tafsilatıyla beyan edilmiş. Namazlarımız, efendim oruçlarımız, zekatlarımız, sadakalarımız, her orada tamam. Evet. Onlar muhkemattır, hiçbir cihette tebeddül etmez. Bir kısmı da nevafil nevindendir. Nevafil kısmı da iki kısımdır. Bir kısım ibadete tabi sünnet-i seniye kısımlarıdır. Bir kısım da sünnet-i ibadet şeye, farzlara tabi. Sünnetler. Sabahtan da hemen efele iki rekat farz var ama iki rekat de sünnet ona. Evet. Evle namazının sünnetleri, ikindi namazının ve hakeza. Onu diyor. Onlar dahi şeriat kitaplarında beyan edilmiş. Tabii. Onların tahiri bidattır. Diğer kısmı adab tabir ediliyor ki Siyer-i Seniye kitaplarında zikredilmiş. Onlara muhalefetle bidat denilmez. Fakat adab-ı nebeviye bir nevi muhalefettir ve onların nurundan ve o hakiki edepten istifade etmemektir. Hayır. Günahı yoksa ama mesela günahı yok ama faydada yapamıyor da. Yani hani öyle diyor da. Bir daha okusun oraya bak. Evet. Diğer evet. Kısmı adab tabir ediliyor ki Siyer-i Seniye kitaplarında zikredilmiş. Onlara muhalefete bidat denilmez. Yani fakat mesela hani Peygamberimiz Aleyhisselam sufranın başında nasıl oturur diye. Onun gibi oturmasan ona şeye muhalefet etmiş olmuşsan ama onurdan da ne etmişsen istifade edemiyorsun yani. Peygamberimiz gibi oturmayı öğrensen sufranın başında, o zaman tamamen ustad tüm kidesle mi getir? O zaman tamamen adetimizi ibadete çevirmiş oluyoruz yani. Peygamberimiz nasıl yatardı? Öyle onun gibi sokakta nasıl yürürdü? Mesela Müslümanlarla insanların karşılaştığı vakitte nasıl yapardı? Yani Peygamberimiz Aleyhisselam anlatıyor mu dediği gibi sünnet kitaplarında da diyor ki bir kimseyle karşılaşsa müsafaha yapardı. Elleriyle efendim müsafaha yapardı ama o adam elini çekmedikten sonra kendi çekmiyor diye. Yani Allah diyor o müsafaha yaptığı adamın elini çekmezse kendinden evre çekmiyor diye. Peygamberimiz aman yarabbim Allah Allah. Elhamdülillah Allah Allah. Evet. Evet. Bu kısım ise örf ve adat, manevi fıtriyede. Adet, yeme, içme, yatma, alışveriş. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın tevatürle malum olan hareketine ittiba etmektir. Mesela söylemek adabını gösteren ve yemek ve içmek ve yatmak gibi halatın adabının düsturlarını beyan eden ve muaşerete taalluk eden çok sünnet-i seniyeler var. Bu nevi sünnetlere adab tabir edilir. Fakat o adaba ittiba eden adatını ibadete çevirir. Ne güzel olur yani. 24 saat sabah fabrikası olur yani. Sabah namazına kalktığım iki rekat sünnet farzını kılar efendim. Ne istiyorsa görsün. Yani çay bitiyorsa evre namazını kıldı mı efendim o arayı Allah ibadet yazıyor. O çay pişmeyi yahut ders okumayı yahut alışveriş ise yani öyle yahut memur ise ondan sonra efendim ikindiye kadar çalış, ikinci namazını kıldı mı onları da zene bak ibadet defterine yazıyor. Akşam namazı, yatsı namazı, yatanda da işte yine aynı niyetinin yattın mı? Allah Allah. Öyle diyor kitaplarda yani. Şimdi ebdisi olarak yatağa geçtiğini Peygamberimiz de şöyle yatardı. Sağ tarafına yatardı. Elini işte başının altına koydu falan. Niyet o yani.
ben de onun gibi yatacağım diyse, artık uykuya daldı mı o uykunun her nefesi bir altın oluyor. He. Sabahtan kalkar ki yastığın iç tarafı altın dolmuş. O zaman insan 24 saat sevap fabrikası oluyor. Ama namazını kılmasa Allah korusun, işi 24 saat günah fabrikası. Ya ile ya bile. Ya ile ya bile. Evet. Evet. Fakat o adaba ittiba eden adatını ibadete çevirir. O adaptan mühim bir feyiz alır. En küçük bir adabın müraatı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı taattür ettiriyor. Ya. Kalbe bir nur veriyor. Daima böyle kıbleye karşı otururmuş Efendimiz. Arkasını kıbleye karşı dönmezmiş. Ben de kıbleye karşı oturuyorum çünkü peygamberse o oturman ibadet oluyor. Adetin ibadet oluyor. Oturman ile yemen ile içmen ile. Yani dinimiz böyle elhamdülillah Allah'a bin şükür olsun. Şimdi hayata tetbik edebilsek var ya, mesele bu yani. Kolay yani. Çetinliği yok ki bunun. Hayata tetbik olarak. Evet. Sünnet-i Seniyen içinde en mühimi İslamiyet alametleri olan ve şaire de taalluk eden sünnetlerdir. Şaire yani alametlere diyelim mesela. Ezen, cemaatler mesele, minareler, bunlar şair diyorlar. Şair yani İslam şeyleri, adetleri. Şair öyle diyor değil mi? Evet. Hele bir de oku. Sünnet-i Seniyen içinde en mühimi İslamiyet alametleri olan İslamiyet alametleri ve şaire de taalluk eden sünnetlerdir. Sünnetlerdir. Şair adeta hukuku umumiye nevinden. Tabii. Şair mesela ezen hukuku umumun hakkı. Ezen okumak umumun hakkı. Evet. Şair adeta hukuku umumiye nevinden cemiyete ait bir rubudiyettir. Birisinin yapmasıyla o cemiyet umumen istifade ettiği gibi onun terkiyle de umum cemaat mesul olur. Ya, bir yerde ezen okunmasa yani kitap fıkıhtan ne diyor. Bir yani fazla ki bir şey ezen okumuyor. Değil, o ezeni orada okuduğuna kadar onu öldürebilirsin yani. Çünkü şair ya fıkıhtan diyor ya. Bir de şu var yani Allah Allah başımızdan neler geçmiş yani o da bir istadının istisası yazması gibi yani başımızdan neler geçmiş. Mesela kaç sene ezensiz kalmışız yani. Ezensiz kalmışız yani. 50'ye kadar ezen yok. Tanrı uludur. Tanrı ulu ezen değil ki o. O ezen değil ya bak o ezen yok. Allah Allah. Yani o ezen değil ya. Yani. Tanrı Allah Allah. Hele bu ya sen kılmışsan, tutmuşsan senin onun bunun ibadetiyle sen onun ibadetine niye karışırsın ki yani? Ezen okur okumaz. Madem sen kılmışsan, tutmuşsan senin ya Allah Allah. Yok ben kılmıram, tutmuram ama siz de kılmış tutmayacaksınız. Ya bile olmaz yani. Fakat bu millet tevbe, necip bir millet, necip bir kavim olduğu için böyle elhamdülillah isyan etmedi ama itaat de etmedi. İsyan etmek yasak. Ya devlete isyan etmek yasak. Ama mesela şeriat-ı Muhammediye karşı olan şeylere de itaat etmemek o da bizim hakkımız yani. Bu millet necip bir millet itaat etmedi. İsyan etmedi ama itaat etmedi. Onlar dedi ki yani ezan okumayasa okudular yani. Yani değil mi? Köylerde hep okurdular. Mesela evlerde okurdular. Biz o zaman daha genç çocuk zamanımızda efendim. Yani öyleydi o zaman. Kur'an yasaktı. Kur'an okumak yasak. Ezan yasak. Arapça okumak külli yasaktı. Arapça çok külli yasak. Allah Allah. Hele de öyle de yaşadık. Allah rahmet eylesin benim babam. Sabah namazını eşiden kılardık. İlginç karanlıktı namaz. Ama vakitliydi değil mi? İşte namazımızı kıldırırdı. Benim bir kardeşim vardı Allah rahmet eylesin. Hacı Musa. Ben 13-13 yaşındaydı, o 9 yaşındaydı falan. Onun elinden tutardık. Hacı Musa Efendi vardı. Hacı Mustafa Necati. Efendim. Erzurum'un Seçeme köyünde. Onun evi de bu göl başındaydı. Erçen'den o zaman da öyle çok kar yağırdı ki o karda o paytonların izleriyle gelir gider onun evine. Hüsnü Efendi kardeşi kapının arkasında dur, kilit kapıyı açırdı. Dersimizi verirdi. Hoca Efendi Allah rahmet etsin. Kahvaltımızı da yedirirdi yani. İki kardeş bir de anaları vardı. Kahvaltımızı da yedirirdi. Allah Allah. Böyle
40'tan 44'e kadar böyle devam ettik. 40'tan 44'e kadar. O zaman dedi, ben burada duramam dedi. Çünkü burada dinimi yaşayan bir an, Kur'an yasak, ezen yok, ezensiz. Melmeşşet nasıl olur dedi. Ben gezeceğim de şeye, Medine'ye. 44'te buradan ayrıldım. Çok, bana çok dokundu, onu ağladım çok. Öyleyse efendim, sonra işte elhamdülillah. 50 olunca 50'de işte Demokrat Parti iktidara geldi. Mayıs'ın 14'ü. Mayıs'ın 14'ü iktidara geldi. Haziran'da ezan okundu. Haziran'da. İşte arada ne kadar geçtiyse Mayıs 14, Haziran. İkindi de okundu ezan yani. Şimdi o zaman da bir defa daha anlattım yine böyle pazarlarda çatı yoktu. Bu pazarlarda bütün ihramlı, çarşaflı kadınlar dolu. Şimdi ezan ebehliyorlar, sallanıyorlar, ağrıyorlar. Tevz kapısından Lale Paşa'nın karşısında müftülük. Oraya kadar birisine de bir düğe, birisine de bir tosun, birisine de koç behliyorlar. Ezan okun kurban. Allah hoşver deyince yer yerinden oynadı. Allah hoşver. Yani Menderes'e o ezan okumak ona yeter gibi gelir. Allah Allah. Ha yani. Yani. Asılın da onun asılmasında bir de o ezanı getirmesini koymuşlar. Tabii. Yahu sizin bizim ezanine ne işi var Allah Allah. Kılmışsan kılma, tutmuşsan tutma. Kimse bir şey demiş sen. Ne diyorsun Allah. Evet, ezan şair. Evet. Alameti, İslam alameti. Bütün Müslümanların şeyi. Şair. Şey, hukuki. Hukuki evet. Diyor. Evet. Şair adeta hukuku umumiye nevinden cemiyete ait bir ubudiyettir. Birisinin yapmasıyla o cemiyet umuman istifade ettiği gibi onun terkiyle de umum cemaat mesul olur. Bir nevi şaire bu nevi şaire riya giremez ve ilan edilir. Nafile nevinden de olsa şahsi farzlardan daha ehemmiyetlidir. Umuma taalluk ettiği için nafile nevinden. 7. nükte, sünnet-i seniye edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur, bir edep bulunmasın. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş. Edde beni Rabbi fe ahsene te'dibi. Allah Allah. Yani Allah kendisi terbiye etmiş yani. Özel olarak, husus olarak. Edde beni Rabbi fe ahsene te'dibi. Te'dibi. Güzel etti benim edebimi çok güzel etti yani. Yani Rabbim bana edebi güzel bir surette ihsan etmiş, edeplendirmiş. Evet, siyer-i nebeviye dikkat eden ve sünnet-i seniyeyi bilen katiyen anlar ki edebin envanı Cenab-ı Hak Habibinde cem etmiştir. Allah Allah, edebin envanı. Bu nasıl bir insan yahu? Hiç emsali olmayan bir insan Sübhane Peygamberimiz amana ya Rabbi Allah Allah. Elhamdülillah bizi ona ümmet etmiş. Bu şeref bize yetiyor yani ya. Ya bizi ona ümmet etmiş bu şeref bize. Bak Hazreti İsa efendime ruhullah ulezim peygamber kitap sahibi de İncil sahibi. Ahir zaman peygamberin ümmet olmak için ya Rabbi beni sen ahir zamanda bir daha getir. Ona ümmet olun. Onun şerefini onun ümmet şerefine nail olun diyor. Hayya bir peygamber. Elhamdülillah Allah'a şükür. Hayya. Evet. Onun sünnet-i seniyesini terk eden edebi terk eder. Bir edep mahrum bahşet ez lütfi Rab kaidesine masadak olur. Hasaretli bir edepsizliğe düşer. Sual, her şeyi bilen ve gören ve hiçbir şey ondan gizlenemeyen Allah'ın gıyba karşı edep nasıl olur? Her şey onu ondan gizli bir şey yok ki yani Allah'ın gıyba. Gıyıpları bilen Allah'ın gıyba. Evet, nasıl olur? Sebebi hacalet olan haletler ondan gizlenemez. Sebebi hacalet olan haletler. Edebin bir nevi tesettürdür. Mucibi istihla halatı set etmektir. Allah'ın gıyba karşı tesettür olamaz. Nasıl olsun bu iş? Allah Allah. Aman yarabbi. El cevap. Evvela Sani Zülcelal nasıl ki kemali ehemmiyetle sanatını güzel göstermek istiyor. Ve müstehlek şeyleri perdeler altına alıyor.
İnsanın oradan kerih görünecek şeyleri, insanı rahatsız edecek şeyleri perde arkasına alıyor diyor. He. Ve nimetlerine o nimetleri süslendirmek cihetiyle nazar-ı dikkati celp ediyor. Allah Allah. Hele Allah'a bak ya. Nimetlerine diyor. Evet. Ve nimetlerine o nimetleri süslendirmek cihetiyle. Yani nimetler mesela portakal onu süslendirmiş o rengiyle ki taş yedire. Allah Allah. Hele bu Allah'a ya. Sada rengi şafider bir de güzel koku koymuş. O da insanı celbetsin yemeği için. Bir de tat koymuş değil mi efendime söyleyeyim? Allah Allah. Hepsi o. Karpuz değil yani Allah Allah. O ne güzel diyor karpuzdaki güzellik yani değil mi? Ta ki celbediyor ki yedirmek istiyor Allah'a bakın hele Allah Allah. Öyle dedi değil evet. mi? Bak nimetlerine o nimetleri süslendirmek cihetiyle nazar-ı dikkati celbediyor. Ha, şu muza bakın ya muzda o nasıl bir renk, tatlı bir renk ya Allah Allah. Hepsi hocam. Hangi şeye baksan efendim bahar meyveleri, yaz meyveleri hepsi o erici, merici fesvan her birisine ayrı bir süs koymuş. Ta ki yedirmek istiyor Hazreti Allah. Allah Allah. Bir de Allahu Teala Hazretlerine bu cihetten bakmak lazım. Bu cihetten tefekkür etmek lazım. Aman ya Rabbi ha yine. Evet. Biz başka zamanlar böyle tefekkür edemiyoruz. Hiç olmazsa bu dersten derse beraber bunları okuyunca tefekkür edince elhamdülillah. Efendim elhamdülillah. Öyle ya. Oku. Öyle de mahlukatını ve ibadını sair zişurlara güzel göstermek istiyor. Mukayese yaptı yani. Nasıl nimetlerini güzeltmek istiyorsa öyleyse ne yapıyor? Mahlukatını. Mahlukatını ve ibadını sair zişurlara güzel göstermek istiyor. Çirkin vaziyetler görünmeleri cemil ve müzeyyin ve latif ve hakim isimlerine karşı bir nevi isyan. Onun bütün isimlerine karşı Allah Allah. Biri cemil. Müzeyyin. Müzeyyin. Yani tezyin edilir. Bir Allah'ın bir ismi müzeyyin. Müzeyyin yani o süslüyor. İnsanın güzelliğini o veriyor. Ağzın güzelliğini o veriyor. Güneşi o tezyin ediyor. Yıldızı, çiçeği, dağı, bağı. Yani arkadaşlar her neye baksan her şey güzel. Her şey güzel yahu. Allah Allah. Güzel olmayan bir şey, bir mehluk yok ki yani aman yarabbim. Ağaçların güzelliği, üstünde öten bülbüllerin güzelliği, Allah Allah. Aman yarabbim, değil mi? Montofların güzelliği, bakın Allah Allah. Say yesin bakalım, her şey Allah. O hayvanlara ne kadar güzel bir renk veriyor, o sığırlara. Ne kadar güzel renkler veriyor, değil mi Allah Allah. Yatan kendileri de ne kadar güzel yaratmış yani. Şimdi bakın o sığırlara, o montoflara. Ne Allah Allah, enteresan bir şey. Allah Allah. Aman ya Rabbi. Müzeyyin. Müzeyyin isminin icabı. Evet. O evet. Bakımdan madem Cenab-ı Hak her şeyi müzeyyin etmeyi söylerse insan da edebiyat yerlerini örtmek evet. Cenab-ı Hakk'ın bu isimlerinin muhtazası. Evet. Onu dedi değil mi? Ha? Evet. Evet. Çirkin vaziyetlerde görünmeleri cemil ve müzeyyin ve latif ve hakim gibi isimlerine karşı bir nevi isyan ve hilaf-ı edep oluyor. İşte sünnet-i seniyedeki edep o sani zülcelalın esmalarının hudutları içinde bir mahz-i edep vaziyetini takınmaktır. Nasıl izah etmiş bunlar arkadaşlar? Tabi dersi dinlerken bir de bakın bunlara bakın ki bunlar hiç geçmiş kitaplarda yok emin olun ki yani. İşte sünnet-i belegeden sevap alır, etmeyen günaha girer. İş böyle bunları anlatmışlar yani. Hikmetlerine ait. Faydalarına, maslahatlarına hiç girmemişler. Evet. Saniyen, nasıl ki bir tabip doktorluk noktasında bir namahremin en namahrem uzvuna bakar ve zaruret olduğu vakit ona gösterilir, hilaf-ı edep denilmez. Belki edebi tıp öyle iktiza eder denilir. Allah Allah, edebi tıp. Allah Allah. Evet. Fakat o tabip reculiyet ünvanıyla yahut vaiz ismiyle yahut hoca sıfatıyla o namahremlere bakamaz. Ona gösterilmesini edep fetva veremez. Ve o cihette ona göstermek hayasızlıktır. Öyle de sani zülcelalın çok esması var. Her bir ismin ayrı bir cilvesi var. Mesela Gaffar ismi günahların vücudunu. Yani Allah. Enteresan yine.
Günahların vücudunu yitene bakın Allah Allah. Gafaresini verin incem ediyor yani. Ve subhanallah. Günah edin ki Cenab-ı Hak mağfiret etsin de insanlar gaffar ismine aynı olsun. Allah Allah. Hele bak aman ya. He yani bir hadis kudüsü var da hadis kudüsüde Hazreti Allah buyurur ki benim yarattığım bu insanlar hiç günah etmese ben bunları yok eder gene günah eden bir mahluk yaratırdım. Ha. Yani çünkü günah etmek, mehruyatım diyen de sabahtan girip ya öyleyse madem günahlar öyleyse öyle dalmak olmaz yani. İktizai beşer. Yapmışsa, etmişse Allah Allah. Tabi sana bakın bir büyük rücu de o. Affetme ta, affetme çok büyük bir şey. Yani öyle Allah'a mehsus affetmek. Ya affetmek. Allah'a mehsus ya Allah Allah. Sonra peygamberimize, peygamberlere affetmek böyle Allah. Büyüklere, büyüklerden. Büyüklere mehsus. Başta Allah'tan affetmiş aman ya Rabbi. Allah Allah. Aman. Ne kadar günah edersen et, 100 yaşına kadar, 1000 yaşına kadar tövbe ettim. Bir an sana bak silir. Allah'ın üstüne bakar. Silir o. O defteri silir. Allah Allah. Aman ya Rabbi bu nasıl bir lütuf etsin. Affetme. Ha, bir yerde bir ibare gördüm ne diyor ki affetmek değil. Çemende şu şüfeye benzer. Çemen çimenlerde çemende şu şüfeye benzer affetmek. Şu şüfede rayha-i teyyibeye benzer. Şu şüfede şöyle bir çiçeğin ismi. Onun kokusu çok güzelmiş. Şu şüfede rayha-i teyyibeye benzer affetmek. Allah Allah. Sen gel affetme bana. He, etmek lazım. Allah Allah. Elhamdülillah. Hep diye diyorlar yani. Bir köyde, bir mahallede cenaze oldu mu? Cenazeye gende. Bunu hakkınızı helal ettin mi? Hep ettirdi bizi. Elhamdülillah. Ne kadar hoş. Hep öyle. Öyle. Evet. Mesela Gaffar ismi günahların vücudunu. He yani. Ve Settar ismi kusuratın bulunmasını iktiza ettikleri gibi. Settar kusuratın. Ha. Cemil ismi de çirkinliği görmek istemez. Latif, Kerim, Hakim, Rahim gibi Esma-i Cemaliye ve Kemaliye mevcudatın güzel bir surette ve mümkün vaziyetlerin en iyisinde bulunmalarını iktiza ederler. Allah Allah. Latif, Kerim, Hakim, Rahim. İsimlerin gibi Esma-i Cemaliye ve Kemaliye mevcudatın güzel bir surette ve mümkün vaziyetlerin en iyisinde bulunmalarını iktiza ederler. En iyisi, mümkün vaziyetten en iyisi. Allah Allah. Nasıl ifade ediyor yahu. Evet. Ve o Esma-i Cemaliye ve Kemaliye ise melaike ve ruhani ve cin ve insin nazarında güzelliklerini mevcudatın güzel vaziyetleriyle ve hüsn-i edepleriyle göstermek isterler. İşte sünnet-i seniyedeki adab bu ulvi adabın işaretidir ve düsturlarıdır ve numuneleridir. Ay kalk git ya ne var? Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahu menihamdülillahi rabbil alemin el fatiha ma salavat.